Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Evet, kanala abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gördüğünüz bu tek renk hardal sarısı tülbentim var. Şöyle 21 numara tığım ve yeşille de çimenini yaptık arkadaşlar. Şu şekilde bir köprü oyası hazırladım. Modelim bu. Bakın. Yeşille bir köprüler hazırlayıp şöyle üzerinde minik minik kirpiklerle oluşan bir çiçek hazırladım. Modelim bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem çimeni böyle sıralı hoş, üzerine de minik minik hiçbir zorluğu olmadan yapabileceğiniz bir model. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle tülbent kenar tığlama işlemini hazırladık. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle 3 tane zincir çekip bir tane tığ battı yaparak başlıyoruz. İlk başlar gibi başladık. Şimdi bir tane zincir çektim, bir defa doladım, aynı tığ battının içine şöyle 2 alarak bir trabzan yaparak başladık ve 5 zincir bir defa doladım. Bu yapmış olduğum trabzanı aralayıp şöyle 2 ve 2 alarak bir kirpik oluşturduk. Bir zincir bir defa doladım, aynı trabzanın arasına girip yine bir trabzan daha yapıyorum. Bu ikinci trabzan. Aralarında bir zincir olan iki tane trabzan yaptık. 5 zincir. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanı aralayıp buraya 2 ve 2 alarak bu şekilde bir kirpik. Bir zincir bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 5 zincir 1 2, 3, 4 ve 5. Bir defa tığımı doluyorum. Trabzanımın arasına girip şöyle 2 ve 2 alarak bu şekilde. Bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 5 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Bakın, kirpikleri bu şekilde trabzan yaparak oluşturuyoruz. Sık iğne değil, trabzan. Arasına bir zincir bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Bakın. Dördüncü 5 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Arasına bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Ve 2-2 alarak bir trabzan yapıyorum. Şöyle 5 zincir. Bir defa doladım. Trabzanın arasına giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Bir zincir bir defa doluyorum. Ve 2 ve 2. 3, 6. Bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa doladım. Bu bir zincirli trabzanın arasına girip rahat bir şekilde bu şekilde kirpiğimizi oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde şöyle bir zincir çekip 2-2 alarak trabzanları minik tutarsanız o kadar güzel durur arkadaşlar. Şimdi dördüncü tığ battıya bu yapmış olduğumuz köprüyü kapatıyoruz. 1-2-3 ve 4. Buraya dördüncü tığ battının içine arada 3 tane bu şekilde tığ battı olacak. Ve yine 3 zincirden şöyle 2 tane tığ battı arası yapacağım. Bu 1. 3 zincir. Bu 2. Şöyle 1. Zincirimizi bir çekelim arkadaşlar bakıtmak için. Bakın bu şekil oluyor arkadaşlar. Bu daha önce yaptığım. Ütülenince tabii bu daha zarif ve narin duracak. Şöyle arasında 3 tane 4. tığ battıya kapat. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir zincirimizi çekmiştik. Şöyle bir defa tığımı doladım. 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir.
bir defa doladım. Bu ilk kirpiğim olacak. Şu trabzanın dip kısımlarını sıkı oturtturunca bakın güzel ve minik bir trabzan oluyor. Arasına bir zincir bir defa doluyorum. Şöyle iki, şöyle iki. Beş zincir. Bir defa tığı doladım. Yine trabzanı aralayıp buraya iki ve iki alarak bakın kirpik oluşturdum. Arasına bir zincir çekeceğiz. Bir defa doladık. Hemen şöyle iki ve iki. Beş zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle iki ve iki. Bir zincir bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle iki iki alarak trabzan yapıyorum. Beş zincir. Evet, bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle iki ve iki. Arasına bir zincir bir defa doladım. Şöyle iki ve iki. 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa tığımı dolayıp şöyle trabzanı aralayıp 2, 2 alıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa tığımı doluyorum. Trabzanın arasına girdim. 2 ve 2. Bir zincir bir defa doladım. Şöyle 6. 7. için 5 zincir. Bir defa doluyorum. Bakın bu bir zincirli trabzanı aralayıp şöyle 2 ve 2. Arasına bir zincir bir defa doluyorum. Şöyle yuvaya girdim 2 ve 2. Evet, 7 tane bakın yine yaptık bu şekilde. 3, 6 ve 7. Bunu da 4. 1, 2, 3, 4. tığ battıya kapatıyorum. Ve buraya da 3 zincirden 2 tane tığ battı yapacağım. Şöyle 1, 2 ve 3 zincir. Hemen tığ battımı oluşturdum. 1, 2, 3 zincir. Evet. Şöyle sökülmesin diye zincirimizi çekelim. Evet, şöyle. Bakın 7 tane kirpikten oluşan köprümüzün 4. kirpiğinden ipimi sık iğne ile buraya sabitledim. Sağda ve solda 3'er tane kirpiğimiz kaldı. Buraya minik minik kirpiklerden çiçek oluşturacağız ve 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle yapmış olduğum sık iğnenin kenarından sabitleyip şöyle ilk kirpiğimi oluşturdum. Katlayayım net gözüksün. Şimdi sık iğne ile bu yeşil yuvanın içine girdim. Ve bir tane sık iğne oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi aralayıp bu şekilde kirpik oluşturdum. Yine sık iğne yapıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sık iğnenin arasını yuva edinip oraya 6 zincirimi kapattım. Yine yeşil yuvanın da içine giriyorum. Ve 6 zincir. Buraya sık iğnenin arasına kapattım. Yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yeşil yuvaya girdim. Sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. Bakın 5 tane kirpik oldu. Aynı şekilde yaptım hepsini. 6 zincirlerimi sık iğnelerin yarısına kapattım. Şimdi bir tane daha yapalım. Evet, yine 3 tane kirpik bırakıp bu ortadaki 5 zincirli yuvanın içine ipimi sabitledim. 1, 3, 4, 5 ve 6 zincir. 6 zincirimi kapattım bu şekilde. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 4, 5, 6. Sık iğne ile sabitledim.
Şöyle üçüncü sık iğnemi yapıp 6 zincir, 3, 4 ve 6. Sık iğneyi aralayıp 6 zinciri kapatıyorum. Yeni bir sık iğne yapıyorum. Yeni bir kirpik için yuva oluştu. 2, 3, 5, 6. Şöyle. Bakın yaptıkça hafif de şöyle sağa meylettirirsek. Tekrar 5. kirpik için sık iğne. Buraya kapattım ve yeşil yuvaya da sık iğne ile sabitleyip üzerine bir zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Bak. Bu şekilde. Hemen bunları yakıp temizleyeyim. Evet. Şöyle 4. 5 zincirli yuvanın içine girerek sık iğne ile ipimi sabitledim. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi buraya sık iğnemin kenarından şöyle tutturuyorum. İlk olduğu için bu şekilde tutturuyorum. Değerlerini 2 sık iğne arasına yapacağız. Bakın sık iğnemi sabitledim buraya. 6 tane zincir. 6 zinciri bu 2 sık iğnenin arasına şu şekilde göstereyim. Bakın sabitleyip yeni bir kirpik oluşturdum. Yine bir sık iğne. Her sık iğne kirpiğim için yuva demek. 6 zincir. Buraya sık iğnenin arasına kapatıp sabitliyorum. Yine bu şekilde bir sık iğne ve sık iğnenin arasına 6 zinciri sabitleyip 4. kirpiğimi oluşturdum. Yeni bir sık iğne. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sabitledim. Ve bu şekilde 5 tane kirpiğim oldu. Hemen bir zincirimi çekiyorum. İpimi kopardım. Bu şekilde hemen temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle uzaktan bir hepsini şöyle elimin üzerinde göstereyim. Bakın köprülerim bu şekilde rengarenk, çok tatlı oldular. Şöyle istediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Hardarla başlayıp hardarla bitirmişim ben. Bu şekilde sevdiğim renklerden yapmışım. Siz de kendi sevdiğiniz renklerden bu şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle minik minik çiçekler yerine fıstıklar da koyabilirsiniz. Böyle tepelerine minik minik tek taş gibi. Böyle kirpikler de koyabilirsiniz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir de sallantı halini de gösterelim. Her zamanki gibi. Onu da görmüş olalım. Evet. Sallantılı hali de bu şekilde. Şöyle kamerayı tam ortalayayım. Net gözüksün. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Bunun da püf nokta şu trabzanlar ne kadar küçük yaparsanız o kadar güzel olur. Hepsi bir ayarda köprüleriniz olur. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle elimle destek vereyim. Evet, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.